Merhaba herkese. İlk önce böyle bir kare bir kağıt alıyoruz. Ondan sonra bunu böyle ortadan katlıyoruz. Ondan sonra açıyoruz kağıdımızı. Kağıdımızı açtıktan sonra şu şekilde bunu böyle katlıyoruz. Şimdi bu şeyi böyle katladım ya. Şimdi onu da öbür tarafa yapıyoruz. Aynen böyle bir şekil olması lazım. Ondan sonra böyle katlıyoruz aynı şekilde. Böyle oluyor. Ondan sonra birazcık makasımızla birazcık şu uçlarını kesiyoruz. Ucunu kestikten sonra böyle birleştirdikten sonra iyice bunun beraber olması lazım. Ondan sonra bu ucunu böyle bu şekilde kapatıyoruz. Çok büyük geldiyse birazcık kesiyoruz. Ve aynı bu şekilde katlıyoruz. Sonra katladığımızda parmağımızı da içine koyabiliriz. İyice kestikten sonra parmağımızı koyup deneyebiliriz. Kimin parmağı ne kadar oluyorsa o kadar şekilde bağlayıp o kadar da küçülttükten sonra birazcık kestikten sonra böyle alıp onları ikiye tutuşturuyoruz. İki şekilde şöyle iki açık ucunu birleştirip böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra bir tane de boş kağıt alıyoruz. Boş kağıtımızı aldıktan sonra katlıyoruz böyle aynı şekilde. Ve sonra da açtıktan sonra böyle bir çizgi oluyor. Bunun yarısından kesiyoruz. Evet. Ondan sonra böyle bir kağıdımız oluyor. Buna istediğimiz bir resim çiziyoruz küçük. Şu köşesine küçük bir tane resim çiziyoruz. Yılbaşı ağacı çiziyoruz. Bir tane. Böyle çizdikten sonra yılbaşı ağacımızı alıp renkli kalemlerimizle boyuyoruz. Yılbaşı ağacındaki süsleri yapıyoruz ve ondan sonra bu ağacı yeşile boyayacağız. Yeşil rengimizi alalım buradan. Yeşil rengini aldıktan sonra böyle taşımadan boyuyoruz yanlarını. Ondan sonra istediğiniz renklerle süsleyebilirsiniz yılbaşı ağacınızı. Burasını boyadıktan sonra şimdi kahverengi rengimizi alıyoruz ve ağacımızın alt tarafını boyuyoruz. Aldıktan sonra şu alt bölgesini boyuyoruz. Boyadıktan sonra yılbaşı ağacındaki süsleri yapabiliriz istediğimiz renklerle.
Ama sonra yılbaşı ağacımızı bu şekilde süsledikten sonra onun küçük bir çubuk da olur, cetvel de olur. Sonra kalemimizle bir kare çiziyoruz. Onu. Böyle bir kare çiziyoruz onun üstüne, içine de değil. Şimdi makasla o kareyi kesiyoruz. Kestikten sonra, şimdi kestik. Ondan sonra yılbaşı ağacımızı da kesiyoruz. Hani şu şekilde. İşte bu şekilde çiziyoruz. Sonra alıyoruz böyle. Üstüne yapıştırıyoruz. Aynı bu şekilde yapıştırıyoruz böyle. Hemen yap. Takalım. Taktıktan sonra aynı bu şekilde oluyor. Böyle parmağınıza da takabilirsiniz. Böyle parmağınıza da takabilirsiniz. Bir tane yılbaşı bileziği yapmış olduk. Öbür videomda görüşürüz. Bay bay.